Hepinize merhabalar. Burada her şey var'a hoş geldiniz. Hayata ve gündeme dair haberlerle yine sizlerle birlikteyiz efendim. Sizler de programımıza, sohbetimize katılmak isterseniz ya da programımızla ilgili herhangi bir eleştiriniz varsa Instagram sayfamız TV'ye yazabilirsiniz mesajlarınızı, yorumlarınızı. Bekleriz efendim. Evet, partnerime dönmek istiyorum. Tekerete FM müdürü, gazeteci Atollah Arvas. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi günler diliyorum. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Umarım sizler de ve sevgili izleyicilerimiz de çok iyiler. İyi hissetmek lazım efendim. Bütün mesele hissettiğiniz gibi olsun. Yani öyle olsa daha iyi olur. Niye kötü hissedeceksiniz ki? Sabah uyandık yatağımızda değil mi efendim? Güneş var, bahara kavuştuk. Daha ne diyorsunuz? Nefes alıyoruz bundan. Ala güzellik, iyilik mi olur? Vallahi benim çok hoşuma gitti. Yani ben sahatli efendim her gün böyle kalktığımızda yatakta bir şükrediyorum. Teşekkür evet, kesinlikle. ediyorum yaradana. Evet, şükretmek lazım. Evet, böyle düşünmek lazım. Hastalar var, ağır hastalar var. Onu bunu bırakın bak Ramazan-ı Şerif'in de sonuna geliyoruz. Evet. Çok hızlı Aynen. bir şekilde gitti bu sene mesela Ramazan-ı Şerif'in nasıl geçtiğinin bile farkında değilim çok çok biliyor çok musun? Çok geçti evet. Tabii bu sene Birçok dostumuz öyle diyor, çok çabuk geçti. Havadan olabilir, havadan olabilir, sordan, belki ha. hani yaz sıcaklarında biraz Olmadı. daha zor oluyordu. Olmadı, kendisini öyle mübarek hissettirmedi, öyle geldi gitti evet. yani. Mesela bugün haftayı da bitirdik mesela, perşembeye Perşembe, geldik, yarın evet. cuma. Evet. Yarın e, yani ünlü bir hoca, su ismiyle müsemma derlerle örtüşen bir hoca da konuğumuz Sayın Osman Ünlü Hoca evet. da bizlerle birlikte olacak. O da çok güzel, haftayı öyle bağlayacağız ama önümüzdeki haftadan itibaren herhalde ne yapıyoruz? Yani bayramdan sonra efendim yeni stüdyolarımıza evet, da kavuşuyoruz. Çok az kaldı yeni ya, stüdyolarımıza. Muhteşem stüdyolarımızda sizleri karşılayacağız. Çok güzel olacak. Şimdi İhlas Haber Ajansı'nın stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Haber stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Ama orada TGRT O'nun, ee, efendim ana stüdyolarında tabi İstanbul'daki evet. stüdyolarında sizlere sesleneceğiz. Ben bugün şöyle bir uğradım yeni stüdyomuza masamız efendim Değil mi? dekorumuz. uzay üssü gibi harika maruz. gerçekten Vallahi, çok, güzel. çok güzel ve bütün e, bütün sürücü, bütün bölümler yenilendi. Tabii. herkesin stüdyosu çok güzel oldu tabii. gerçekten çok şık Eylemize, olmuş. Emeklerinize sağlık yapanların hakikaten evet. e, yöneticilerimize de çok çok teşekkür ediyoruz bize harika stüdyolar hazırlıyorlar sağ olsunlar. Evet. Evet başlayalım ilk haberimize. Buyursunlar efendim. Evet artık bu bayram bir arada olma zamanı. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor İlhan bir arada olduğumuza 65 yaş üzeri büyüklerimize kronik hastalığı olanlara salgın öncesindeki gibi dikkat etmemiz gerekiyor dedi. Evet bir aradayız. Sadece uyarı 65 yaş üstündekilere, o da bir rahatsızlığı olanlara efendim uyardı. Ama bu bayram inşallah sevdiklerimizle kucaklaşacağız. Evet çok güzel olur hakikaten değil mi? Yani bir korkuyu atlattık. Dolayısıyla ben hep söyledim ya Ramazan boyunca da Tatil kara, kararı efendim alınınca da dedim ki ne olur insanlar 2-3 yıldır kapalı. Hı hı. Çıkamıyorlar, nefes alamıyorlar, akrabalarıyla, dostlarıyla kucaklaşamadılar. Hep böyle telefonlarla bayramlaştık ama bu defa girişler gelişler olacak. Olabilir kronik hastalıklar ya da çok yaşlılar onlar dikkat edecekler. Her zaman temkinli olmak lazım ama e, vatandaşın özlemi de var. Bayram özlemi var, kucaklaşma özlemi var tatlı yeme özlemi var değil mi efendim? Şerbetler içme e, zamanı. Bu bayramı böyle güzel bir şekilde geçireceğiz inşallah. Kucaklaşacağız. Üç sene sonra kucaklaşmayı e, efendim hak ettik herhalde. Bunu da yapalım. Bize fazla görülmesin. E, görülmüyor ki efendim. Buna da müsaade ediyorlar. Bilim Kurulu üyesinin beyanı hakikaten çok önemli. Yani mesela bakın e, çok ilginç şeyler var. Yani uçakta da mı trende de mi falan vesaire evet, değil mi? Evet öyle uçak ve trende şart mı değil mi o Tabii, gündeme geldi şimdi. O gündeme geldi hatta Sağlık Bakanı'nın bununla ilgili beyan, beyanları var. Hı hı. Onunla ilgili açıklamaları var. Onu da e, isterseniz şey yapabiliriz yani dillendirebiliriz. Ee, evet Tabii. sadece toplu taşıma ve hastanelerde vaka binin altına inene kadar olmak zorunda. Ha yani bu iki yani yer. öyle taşıma, öyle uçaktaydı e, hiç, yok trendeydim uçağ, falan. Ama evet onları kapsamıyor musunuz? Bence kapsamıyor. Say, say, sayın <laughs> Hadi sa biz de şimdi burada bir Ben sağlık dönüştük. ben ben bakandan e, öyle anladım bakan konuşurken bu tartışma devam ederseniz tartışalım. Ama bakın eee hmm. Bakan Binin altına. Sayın Koca şöyle diyor. Hmm. Bunun içine uçaklar Uçaklar da eğitim de kapalı alanlar olmak üzere tüm kurumlar girmiş olur. O zaman eğitimde kaldırıldığına göre dün maskesiz sizi ip iptal dediğiniz gibi. Öyle, evet. Şimdi öğrenciler de maske şey yaptılar. Öğrenciler evet Top Toplu bir alanlarda geçirdiler. da sinemaya tiyatroya gittiğimizde evet. ya da efendim AVM'lere gittiğimizde orada insanlar var. Oralarda takmayacağız. Dolayısıyla uçaklarda da takmayacağız, trende de olmayacak Hızlı efendim. Hızlı treninde toplu taşıma olmadığını söylemiş. Evet. Evet. Zaten toplu taşıma değil, aracı doğru değil. değildir yani ne olur. O zaman biz yine metrobüs, otobüs, marmaray e, onlar da kullanmaya devam edeceğiz. Tabii detaylandıralım da kafalar karışmasın. karışmasın. Çünkü Bizim dün kafamız bir, karıştı. Şimdi dün bir sürü tweet, tweet <laughs> <bübit> vesaire <laughs> havada uçtu efendim. Uçakta ne olacak, trende ne olacak bunlar toplu taşım. Aracı oluyor mu? Evet, yolcu taşıyor ama bir belediye otobüsü ya da bir metro gibi öyle bir sirkülasyon da yok yani bu buralarda havalandırmalar oluyor, bakımları oluyor. Yani onun için dolayısıyla buralarda olmaz, okullarda da bitti bu iş. Hakikaten güzel oldu, hoş oldu. Hadi bakalım, güzel bir bayram geçireceğiz. İnşallah. İnşallah. Öyle umuyorum efendim. Evet. evet. Yasak kalktı ancak. Maske üretimi devam. Açık havada maske mecburiyeti kalktı. Akılda eldeki ürünler ne olacak sorusu geldi. Üreticiler yeni salgınlar ortaya çıkabilir. Hijyen her zaman gerekli. İhracat devam ediyor. Tüketici maskelerini korusun dedi. Evet. <laughs> Şimdi maskeleri şey... atmayalım hemen. Yani. Bir dursun bir kenarda. Şeytanın avukatlığını yapacağız ya. Heh. Hakikaten. E o zaman maskeler ne olacak efendim? Elimizde de var ya da üretim devam edecek mi? Gene maske var mı? Devam edecek diyor. E ama bitti dediniz. Efendim başka bir şey olur. Başka bir rahatsızlık olabilir. Allah muhafaza başka bir veba da olabilir. Sonra yine maskesiz kalmayalım. Ee, Şimdi hiç maske ha, tedarik sorunu hiç yaşamadık. Hiç bu Hiç yaşamadık. Yorumlar. Evet hakikaten hatta birçok bir komşuya birçok ülkede biz verdik evet, gönderdik. Şimdi maske olsun farklı bir şekilde kullanılabilir. Lazım olur, ihtiyaç olur. Dediğiniz gibi üretimde devam ediyor. Bizim de evlerimizde varsa onları da muhafaza ediyoruz. Ece ne olur, ne, ne, olur olmaz. ne olmaz. Şimdilik takın denildiğinde takacağız ama... E, pimpirik derler Anadolu'da. E, pimpirik olmayalım, <laughs> telaşlanmayalım, heyecanlanmayalım. Bu demek değildir ki efendim Covid 19 geri gelecek. Böyle bir şey denilmedi aman ya, aman, böyle bir şey yok. Inşallah, evet. Ama e, farklı bir şey olabilir. Takarsınız. Çöpe atmanın bir anlamı yok. Hem yazık günah olur, israf olur efendim, değil mi? Hayır, Onları mesela... muhafaza edelim. Bir arkadaşımız maskeliydi. Dedi ki ben biraz kendimi kötü hissediyorum. Hı -hı. Size zarar gelmesine ben bugün maske takacağım dedi. Evet. Ya, bu da bir seçenek. Hasta olduğumuz zaman takabiliriz. Tabii, olabilir. normal yani grip olabiliriz, üşüte, Hı -hı. üşütmüş olabiliriz. Hah. Boğazımız ağrır, burnumuz akar. Takarız Bravo. ki yakınlarımıza bir şey olmasın diye. Normal, çok güzel yani. detaylandırdınız değil mi? Mesela gripal enfeksiyonlarda evet. bunları kullanabiliriz. Ben bunu Mesela e, taktım takalı iki kış e, grip yüzü görmedim. Evet, e, şükürler olsun. Evet. var maşallah. Evet. E, bu sene bir bir yerde o da benim hatam. Üşüttüm. Hı -hı. Bir bir gece çok dolaştım efendim. Hı -hı. hava da serindi. Böyle şey bere'siz, paltosuz, pardesüsüz orada bir rahatsız oldum. Onu gördüm, geçirdim. Ama hata bende, kusur bende, suç Ay, bende. Efendim, evet. <laughs> evet. Peki devam ben edelim. Otobüs biletleri tükendi. Ek seferler düzenlenecek. Bayram yoğunluğu yarın zirve yapacak. Ramazan Bayramına sayılı günler kaldı. Özellikle 9 gün tatil bekleyenlerin planlarını ötelemesi, rezervasyonları son güne yığarken tatil planlarının netleşmesiyle yarın otogarlarda, cumartesi de uçaklarda büyük yoğunluğun yaşanması bekleniyor. Evet yani bir çarşamba günü demişlerdi. Evet. Çarşamba günü yollar, köprüler falan bedava çarşambaya ha -ha. kadar. Ha -ha. Biliyorsunuz. Dolayısıyla o açıklama geldikten sonra ben umudumu kırdım. Umudum ha, kırıldı evet, zaten. Evet. Ve fakat ısrar ettim. Dedim ki ya biraz uzun sürsün. Millet yani Anadolu'yu tabii kapsasın ama olmadı. Olmadı değil mi? Evet. Bu neden olmadı biliyor musunuz? Şöyle bir şey var. Yani böyle bir korku var. Geçmişlerde o geçirdiğimiz 2-3 sene içerisinde e, bayramlarda ciddi tatil kullandık Hı -hı. ama hepatit B, şey affedersiniz hepatit B neden çıktı Covid-19 devam ediyordu. Hı -hı. İnsanlar e, efendim gittiler kucaklaştılar bir evet. araya geldiler düğünler oldu vakalar ve dönüşlerinde tabii vakalar çoğaldı. Yani İstanbul'da da vakalar çoğaldı. Erzincan'da, Van'da. Gerçi Van çok şeydi, istikrarlıydı. Çok, aynen öyle. Sayın ben Valiye teşekkür ederiz. Evet. Hakikaten hep böyle mavi falan. Ama sonuçta or orada da bir ara pik yaptı yani, şey yaptı. Ee, ama dediğim gibi yani bu bayramı o diğer bayramları bir öngörü yaptılar dediler ki abi insanlar karışacak bir araya gelecek karabalıklar oluşacak insanlar gidecek falan isterseniz bu tatili uzatmayalım hı hı. yani ben şu anda niyet okuyorum ee, başka türlü bir şey aklıma gelmiyor ee, olmadı ama keşke olsaydı, olsaydı ha, evet. çok hoş olacaktı buyurun efendim. Evet. Bayram öncesi tatlıcılarda denetim. Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından bayram öncesi tatlı yapan işletmeler denetlendi. Gıda mühendisleri ve zabıta ekipleri dükkanların ruhsat, ilaçlama, hijyen, ilk yardım malzemeleri, ilaçlama raporu, ürünlerin son kullanma tarihi gibi hususlarda değerlendirmeler yaparak olumlu ya da olumsuz rapor verdi. Tabii, bir an evet, önce. Evet, baş herkesin evde tatlı gelecek zaten. Tabii. Tatlı alacaklar, evde yapacaklar kimisi ama dışarıdan almak için, almayı tercih edenler için bu denetim güzel olmuş bence. Gaziantep'le ilgili bir haber okudum bir hafta önce. Evet. Bir hafta önceden üretmişler tepsi tepsi yüzlerce Oo, binlerce evet, tepsi evet, evet. istif edilmiş. Ramazan başladılar yapmaya Tabii başladılar zaten. yaptılar. Bu kontrollerin devam etmesi lazım. La teşbih bila temsil hiç benzemiyor. Hiç benzemiyor ama yılbaşı geldiğinde biliyorsunuz sahte içkiler, alkoller ya. çoğalıyor o denetimleri ıskalamamak adına insanlarımızı hakikaten komalara e, sokmamak adına çok önemli tedbirler alıyoruz artık son yıllarda. O sahte alkol ya da içkileri ortadan kaldırıyoruz. Baskınlar düzenleyerek, takip ederek. Şimdi bu da bayram. Ramazan-ı Şerif bayramı ama burada e, hatta bazıları şeker bayramı diyorlar. Yani tatlı bayramıdır sonuçta. Tabii. Gittiğiniz evde Baklava ya da efendim bir şurup ikram edilir. E, Kadayıflar vesaire bir tatlı mutlaka tutulur. Çikolatalar falan. Bunların nasıl üretildiği, nerede üretildiği, efendim üretim e, tarihleri, e, karışımları, e, o bileşimlerinde neler var, insan sağlığına zararlı bir şey varsa özellikle mesela ben e, bu tatlılarda şeyin o şekere dikkat etmeleri gerekiyor. Kesinlikle. Yani öyle Efendim, ...mısır özü şekeri, mısır şekeri... ...şu şekeri, bu şekeri buna dikkat etmek lazım. Doğal şeker kullanmak lazım. Bazıları bal kullanıyor. Anadolu'da bu şerbetleşmede... ...tatlıda genelde bal kullanılıyor. Hı -hı. Bal kullanıyorlar. Çok güzel de oluyor. Fıstık gibi oluyor ama... E, ...şeker kullanalım. Biraz daha doğal olsun, tabi olsun. İnsanların sağlığıyla oynamayalım. Evet, çok, önemli. E, Tabii. çok da abartmamak lazım tatlıyı bayramda. Şimdi bir aylık Tabii. bir oruç sonrası... Ha bazen şey yapıyoruz ya gözümüz <laughs> doymaz hakikaten. Tabii her doyuruyor. yerde yeriz. Ondan da, hadi bunda da bir tane yiyelim. Onda da bir tane yiyelim derken hmm. dikkat etmek lazım. Mustafa tatlıya. Evet. Mustafa Toköz'le bugün karşılaştık abi ha. dedi sana bir şey söyleyeceğim. sunucularımızdan hem TGRT hem EO'da e, da programlar yapıyorlar Osman Hocayla inanç dünyamıza dair programlar. Söyle dedi. Abi çok hoş olmuşsun. Neredeyse fit olmuşsun. Bu göbek böyle kalsın dedi yani. <laughs> Valla baktım gitti, ben de göbek göbeğim göbeğimde. Ha, hiçbir şey yok. Nasıl olmuş? Yani 3-5 kilo 5 kilo vermişiz. Ben geçen gün tartıya çıktım. Ve daha bir aya 3 gün var. Tabii Cuman, daha Cuman, var. Bunu da sürdüreceğiz. Ya öyle böyle değil. Çünkü bak laf lafa açıyor. Tartıdan girdik. Fazla da kaçırmamak. Kilo da ağrır rahatsız da eder. Tabii. Zaten hekimler, doktorlar bunu ciddi bir şekilde ikaz ediyorlar. İlk gün hı hı. E, dikkatli olmak lazım. Evet. Böyle çok ağır yemekler yememek lazım. E, az az yemek lazım. Tatlıyı da fazla kaçırmamak Kaçırman, lazım. Evet. Şimdi 16 saat aç kaldık ya. Tabii. Vallahi organlar, iç organlar efendim herkes her şey biz de dinledik. Ya ne sıkıntı çekiyorduk. Düşünebiliyor musunuz? Yemeği ye. ondan sonra efendim hazmedeceksiniz diye. Ee, işte şu suyu, bu suyu içeceksiniz, <laughs> maden suları içeceksiniz ya da e, bir saat sonra biraz yürüyeceksiniz. Ne gereği var ya? Mesela ben şimdi karar aldım. E, Ramazan'dan hemen sonra yemekhane indiğimde bir çorba, e, bir parça ekmek kahvaltıda yediysem yemem onu da. Bir de ana yemekten e, yani hoşuma gittiyse. E, ekmek de yemeyin evet yani ekmek ekmek, ekmek fazla ama öğle o zaman çorbanızı tam ka kahvaltıda, için. kahvaltıda bir de tabii kahvaltıda ekmek yiyin. Kahvaltıda bir ekmek almak kahvaltıda lazım. Da Doktorlar iyi. da sağlık veriyorlar, e, beslenme Öğlen uzmanları. Evet evet. Onun yerine ha. çorbanızı bir tık daha fazla içiyorsunuz. Tabii çorba içeceksiniz. Ana yemek de evet, efendim tabii ki. E, nimet güzeldir ama her yemeği de yemiyor. Bazı insanlar böyle uh -huh. seçici de mi oluyor ya da midelerine yani vücutları ve mide e, durumlarına göre her yemeği de yiyemiyorsunuz. Eğer o gün beğenmiyorsanız onu da almayacaksınız. Bir çorbayla iktifa edeceksiniz. Aynen. O kadar yeter. Bir çorba yani yeter kardeşim. gündüz öğlen pilav makarna hani çok canınız istediğinde yiyebilirsiniz üç, ama dört. Hani artık yememek Ama 3-4 çeşit yemek, yemek çıkıyor. çıkıyor maşallah tabii, subhanallah. Tabii, aynen pilavı ya da makarnası çorbası. Her şey var. Tatlısı, salatası, salatası var. Ayranı, Tabii, ana yemeği evet. Tabii Hepsini yani çok yersek, aa. ondan sonra sıkıntı çekiyorsunuz. Aynen. Ya da azar azar koydurmak lazım. Ben bazen öyle yapıyorum. Ağırlık koyuyor yani ciddi bir şekilde vücuda ağırlık veriyor ve siz hamallık yapıyorsunuz. Evet, Vücudunuz hamallık yapıyor. Organlarınız, iç organlarınız hepsi birer hamal gibi çalışıyor. Şimdi, Can hiracana bir şekilde aynen. çalışıyor. Şimdi ne organlar, gereği var? Tabii Ramazanda dinlendi. Bence de dinlendi. Vücut detoks yapmış oldu. Tabii buna devam etmek lazım. Efendim öyle yemeğini 3 4 çeşit değil de bir çeşit dahi yerseniz Kesinlikle. vefat etmezsiniz. Ha, Biz o gözle bakın <laughs> O ayrı bir şey tabii Allah bilir. Hayır bazıları o şeyle, o olsun. şekilde yiyor. Aha. Efendim işte çok yiyelim, bol yiyelim efendim falan sanki e, bir kıtlık olacakmış gibi ya da ayakta durmayacakmış gibi. Vallahi idareli e, yiyelim, güzel yiyelim, kaliteli yiyelim. Tabaklarda da yemek kalmasın. Ben her zaman kalmasın. söylüyorum. Evet her yemeği de e, e, alıp yememek lazım. Allah'ın nimeti onları sevenler de olabilir ama sizin e, istemediğiniz bünyenize ağır olacak yemekleri yememek Kalman. lazım evet. efendim. Evet. Haberlerimizle devam ediyoruz. Belediyelere müstilaj markı, markajı. Havalar hmm. ısındı. Marmara'da alarm zilleri çalmaya başladı müselaja karşı yeni tedbirler yolda. Şimdi hemen kafalarda kabus geri mi dönüyor sorusu. Yok sadece şey var ee, eskilerin mi? eskilerin dediği gibi emmareler var. Hı hı. Yani her an nüksedebilir. İstanbul'da görülmeye devam ediyor zaten Tabii tabii görülüyor. O, onun önüne geçmek için e, tabii dikkatli olmak lazım. Belediyelerin yerel e, yönetimlere ciddi görev düşüyor. Gerçi işin içine yerel yönetimler sadece girmiyor. Çevre Bakanlığı da e, adım attı biliyorsunuz. Hızlı bir şekilde müdahale ettiler. Dikkat etmek lazım. Turizm mevsimi de açılıyor. Aynen. Ama ne yapıp e, edip bir an önce e, bu şeyleri e, ne diyorsunuz? E, efendim arıtma, arıtma, evet, arıtma tesislerini e, sağlıklı çalıştırmak lazım. Bir de sayılarının fazla olması lazım. Ne o ...atık maddelerinin, o atıkların bir şekilde boğazla denizle buluşmaması lazım. Bunun için neler yapılabilir? Yani çok önemli İstanbul Boğazı, dünya kenti, şehri, turistler geliyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani İzmir'de biz rahat etmiyoruz. Mesela ben yazın gittiğimde İzmir'de böyle şeyle isteyerek, arzulayarak e, efendim gazeteciler cemiyetinin balkonundan çay içemiyorum. Niye? E, e şey kokuyor, körfez kokuyor. Eskisi gibi kokmuyor ki aslında ah, benim çocukluğumda. Aa, aa, o çok acayip bir şeydi çocuk, o zaman. Burnumuzu tıkı şimdi hiç ben öyle bir şey yapmıyorum ee, oradan mesela geçerken. Mesela dün, dün dinleyiciler aradı evet. yakın atölyelerden e, efendim dedi yani camları da kapattık ciddi bir koku aa, var havalarda demek ki, aslında. Ha, e, havadan, Tabii, havadan dolayı. Bunu, bunu Aa, mutlaka enteresan. bunun önüne geçmek lazım. İstanbul'da bunu yaşamamak İzmir e lazım. İzmir'e hiç yakışmıyor. Hukuki hiç yakışmıyor. Zaten. Evet yani İzmir turizm şe şehri ee, bir de Ege'mizin incisi. Hı hı. Ben her zaman söylüyorum maazallah İstanbul'a bir şey olsa İzmir İstanbul'u besler. Evet. Toprak açından söylüyorum yani çok ciddi evet, mümin evet. toprakları var, bereketli toprakları var. Ee, güzel bir şehir. Onu ne yapıp yapıp İzmir Körfezi'ni bir an önce bir neşter vurmak lazım, evet. temizlemek, lazım. temizlemek lazım. İstanbul'da da müsilaja da şey yapmak lazım. Çare. Sadece İstanbul evet. değil, Kocaeli'de öyle. Evet. Yani Kocaeli'den başlayıp böyle Çanakkale'ye doğru giderken bu hatlarda ciddi çalışmak lazım. E, arıtma tesislerinin olması lazım. E, tabii Çevre Bakanlığı da takip edecek. Onlar da efendim bu görevlerini yapmayan belediyelere ceza yazacaklar. Hatta belediye başkanları yargılanabilir bu konuda. Yani çünkü sağ toplum sağlığını, sağlığını şey yapıyorsunuz, tehdit eden, tehdit eden bir husus. Siz bu konuda görevinizi yapmazsanız, mahkeme konusu olabilir. Yargılanabilirsiniz. Dikkat etmek lazım. Niye yapıp yapıp belediyelerimizin böyle körfezler, boğazlar efendim e, bölgelerinde belediyelerimizin ciddi bir şekilde arıtma testlerini yapması lazım ve e, takip etmek lazım. Nasıl çalışıyor mu? Ciddi çalışıyor mu? Yerinde çalışıyor mu? Zamanında çalışıyor mu? Bunları yapmak lazım. E, bu güzel şehirlerimiz böyle pır pırıl, pırıl masmavi denizleriyle. E tabii yani biz mesela İstanbul'da e, bazı plajlarda denize giriyoruz Tabii. ya. Değil mi yani? Yani ben İstanbul'da hiç girmedim de. <laughs> ama giriliyor, giren var. ya, Giriliyor, plajlar var. var. Büyük çekmecede e, falan tabii, çok Büyükçekmece'de gördüm. Tabii de var. Bebek taraflarında şeylerde de var. Oralarda geçerken mesela... E, Karşıda Anadolu tabii, yakasında bir plaj var. var. Orada Cerkle, var. Cadde Bostan tarafında evet. değil mi? Bilmiyorum e, tabii. hala. E, var var orada. devam ediyor. G girilmesi lazım ama geçen sene müsilajdan dolayı evet. giremedik. Girilmedi dolayısıyla yani bir büyük yerlere çok çok uzun tatil yapıp ya da evet bir yerlere gidemeyen İstanbul'luların da denize girme hakkı var efendim. Kesinlikle. En azından minimum maksimum denize girilebilecek seviyede olması lazım. Takip etmek lazım. Hakikaten İstanbul Boğazı'na yazık olur. İzmir Körfezi'ne de yazık ediyoruz. oranın da bir an önce temizlenmesi, temizlenmesi lazım. lazım. Evet. Peki devam edelim. Buyurun. Kadir gecesinde 5 bin masa kuruldu, 20 bin kişi iftar yaptı. Sakarya'da pandemi gölgesinde geçen yılların ardından yaklaşık 20 bin kişi Kadir gecesinde düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Evet, Evet son 20 10 kişilik günün iftar şu görüntünün güzelliğine bakın. Tabii. maşallah, subhanallah. Son 10 günün içerisinde Kadir gecesi, dün bunu idrak ettik. Evet. E, dikkat etmek lazım, ama ne olursa olsun 20, 20 bin insanı bir araya getirmek hakikaten yürek ister. Yani düşünebilir. Yirmi bin kişiye iftar yemeği yani. <laughs> Nereden pişirdiniz, nasıl yaptınız, o ekmek nasıl oldu, Hakikaten. hangi fırınlar pişirdi. O çorba nasıl pişti, Değil mi? tuzu, baharatı, lezzeti, yağı. Dün konuştuk ya, yani ya kardeşim konuştuk, o koca evet. koca kazanlarda falan pişiriliyor. Vallahi ben belki de birkaç gündür kimler o yemekte. Kimler yaptı, kimler verdi bu kadar kişiye. Yani Değil kaç mi? kişi çalışması lazım ki? Ya. 20 bin kişiye iftar. Vallahi ellerinize sağlık. Çok yani. ciddi bir şekilde Çok organize bir olmuşlar yani yoksa şikayetleri duyardık mesela. Şikayetler sonra. de yok. Herkes demek ki vaktinde önündeki yemeği yemiş. Dün Beylikdüzü'nde de ben yürüyüşten çıkarken bir baktım pazarın orada iftar yine tabii. Kadir Gecesi için. Kadir Gecesi güzel bir için iftar tabii. İftar İnsanlar yani. böyle sıraya girmişti. Tabii. Onu gördüm. O caddeyi kapatmıştı. dedim hmm. burada da bir iftar yemeği var. Beylik var düzünde. var. Türkiye'nin evet. her yerinde. Ama hakikaten hani bir bin kişi olsa deriz de iki bin kişi falan ne işe? Yirmi bin kişi yani, yani ben evet. Bu enteresan. 20 bin kişi Kocaeli belediyesi mi? Şey, evet Sakarya. Sakarya. Sakarya evet. büyük Büyükşehir şey, Belediye belediyesi. Başkanı Ekrem Yüce. Heh. Evet Ekrem Bey'i de tebrik ediyoruz. Her şeyleri bir araya ediyoruz. getirmiş. Herkese dokunmuş vallahi. Ve pişti valla, ben nasıl pişti merak ettim. <laughs> Peki bir başka Bir de onu tarif etse evet, Sayın hakikaten. Başkan. Bak ciddi söylüyorum bu haberde Sayın hangi Başkan çıksa pişti o yemekten? Desek ki arkadaşlar biz pişti. birkaç gün önceden başladık. Evet. İşte şöyle yaptık. Bence. Şuraya koyduk. Ondan sonra getirdik. Bu kadar personel, eleman bu çorbayı dağıttı şey yaptı pilav, düşünebiliyor pilav musun ya? Pilav nasıl yapıldı? Değil mi? Kazan kazan pilav yapıldı. Ya. <gülüyor> Vallahi billahi. <laughs> Vallahi bilmem, kolay lazım. bir iş değil. evet. evet. Evet şimdi başka bir iftar yemeğine gideceğiz. Galata Kulesi çevresinde iftar heyecanı, yerli ve yabancı turistler hep birlikte oruçlarını açtı. <laughs> e, yabancı turistlere de değişik geliyordur değil mi? E tabi bunlar ne yapıyor bu Müslümanlar? Yine bu Belediyesi'nin e, bu seferki adresi ift yemek için Galata Kulesi olmuş. Onlar belki e, yani de birkaç arkadaşıyla bir araya gelmiyor gelmiyorlar. Galata'da görmüşler ya, ya ne var <laughs> uzun diye. uzun masalar ne yapıyor kim ne yapıyor falan diye. E tabi anlamışlardır yani onlar da. Sonuçta e, orucun, iftarın ne olduğunu bu masada öğrenmişlerdir. Bu turistlerle falan aslında ilgilenmek lazım. Gelenek ve görenekler e, açısından evet. da hatta inanç dünyamız açısından da bu adamlar geliyor. Bu hanımlar, bu beyler geliyorlar İstanbul'u dolaşıyorlar. Ya el, el, ellerine mesela... Yani bu misyonerlik faaliyeti değildir mesela bir İslam dinini tanıtan anlatan bir kitap vermek hı hı. ya da İstanbul'u işte güzel bir şekilde tanıtan bir Müslüman kenti şehri olduğunu nasıl fethedildiğini yeni de böyle küçük kitapçık vermek lazım. Evet. Yani bence merak ederler okurlar Allah Allah falan. Eğer e, turistler bu oruçtan, iftardan haberleri varsa ne ala. Ama bilmiyorlarsa hakikaten çok şaşırmışlardır. Hadi biz de bir oturalım burada insanlar bir şey yiyecek ya da olacak. Yaşamışlardır yani. Evet. İşte bunu tanıtmıyoruz. Ülkemizi, inançlarımızı, milli ve manevi değerlerimizi aslında sunmak lazım. Gelip gidiyorlar. Evet. Evet. Beşiktaş camiası iftarda buluştu. Beşiktaş kulübünün geleneksel iftar daveti spor, iş, sanat ve siyaset dünyasını buluşturdu. Vodafone Park'ta gerçekleşen iftarda konuşan Başkan Ahmet Nurçebi Ramazan ayı bir aydır ama 11 ayın sıkıntısını unutturan bir aydır dedi. <laughs> çok güzel konuşmuş değil mi? Hülya Hanım çok sosyal. Evet. Yani Beşiktaş'tı parti zaten. yemeklere aynı zamanda Beşiktaş'a da gitmiş kulüp takım. Evet. Harika şimdi Ramazan unutturdu dedi ya. Adam nasıl bir oradan başlarsak ramazan Şerif hakikaten neler unutturmuş, neler öğretmiş. Bir defa e, küslük ortadan kalkıyor. Yani camiada bir insanlar bir araya geliyor. Uzaktan merhabalaşanlar kucaklaşıyor. Aynen. Ramazan-ı Şerif'te daha bayrama gitmeden tabii, tabii. masa etrafında bir araya geliyorlar. Adeta sosyalleşiyorlar. Evet. Ciddi söylüyorum. Bir bilen hal ve hatırını soruyorlar. Ramazan'ın en önemli faydalarından bir tanesi de bu. Biz bilemiyoruz ama e, insanları bir araya getirmek, iftarlar verdirmek, Bible ile selamlaştırmak, kucaklaştırmak. Ya ne kadar güzel. E, vallahi Valla Sayın Şevi de çok önemli bir cümle sarf etmiş. 11 ayın sıkıntısını efendim giderdi bir aylık Ramazan-ı Şerif efendim. Evet. 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 Ramazan ayında Mardin'de Sakallı Şerif'e Sakallı Şerif'e yoğun ilgi. Mardin'in Artuklu ilçesindeki Ulu Cami'de ziyarete açılan Hazreti Muhammed'in Sakallı Şerif'i vatandaşlar tarafından ziyaret ediliyor. Evet. İnsanlar İstanbul'da tabii bu imkanlar daha fazla. Çünkü kutsal emanetler evet. Topkapı Sarayı'nda. Hem orayı ziyaret ettiler. Hem şey de tabii Fatih'te Peygamber Efendimiz'in o hediye etmiş olduğu hırkay Şerifi de ziyaret evet. ettiler Veysel Karani'ye efendim Veysel Karani Hazretleri'nin aracılığıyla daha Türkiye işte İstanbul'da ve Fatih'te efendim camide sergilendi. İnsanlar onu da şey yaptı ziyaret etti. Mardin'de de Sakalı Şerif var demek ki. Hı hı. Onu da efendim götürmüşler. Orada evet, ziyaret çok, çok etmişler güzel. Mardin'de değil mi? Ben, salavatlar şehir, eşliğinde yani, ya hatırlıyorum. Bu şehri zaten çok sevdiğim bir şehir. Mardin değil mi? Çok çok hakikaten çok sevdiğim, beğendiğim, tekrar gitmek evet. istediğim bir yer. Evet. Götürsünler sizi efendim. Götürecek olanlar sizi <gülüyor> götürsünler. <gülüyor> Vallahi kim götürecekse götürsün efendim. Lütfen bakın burada ya açık açık. Açık açık ihtiyacım var. Ben kendim de gidebilirim. Gidiyorsun tabii tek başına. <laughs> yok tek başına değil ama bir böyle yakın bir arkadaşım olsun. Kız kısa gidiyorsunuz. Kız Anladım efendim. O da güzel, olur. keyifli olur tabii. Hoş Tarihi olur. Tarihi yerlerini gezmek. Gezeyim ama tekrar gezmek isterim. O Sakarya Şerif Artoklu da mı dedi? Da. Ya çok güzel. Evet. Ya çok ziyarete açılmış. Tarihi Ulucağım. bir şehir biliyorsunuz. Evet. Artoklu da öyle. Zaten ismi üzerinde şu binalara bakın aman Allah'ım yarım. Sukaklara bakın. Çeşmeye bakın efendim. Çeşme akıyor. Tarihi çeşme. Aman Allah'ım yarım. Bu mescit mi cami mi acaba? Cami galiba. Evet. Ulu Cami. Ulu Cami, Ulu Cami. demek Sakalı Şerif de. burada. Tabii, tabii, Buradan şey yaptılar, de. insanlar ziyaret ettiler. Evet, çok güzel gerçekten. Ha. Evet, devam edelim. Osmanlı geleneği sadaka taşı uygulaması bu okulda sürdürülüyor. Kahramanmaraş'ta bir ilkokulun bahçesine konulan ve Osmanlı döneminden günümüze gelen sadaka taşı uygulaması ile öğrenciler ihtiyaçlarını gideriyor. Aa çok e, güzel. Ne güzel, ya. değil mi? <laughs> Kantincisine verilerek tabii. orada yiyecek içecek alınıyor Hı -hı. okulun sadaka taşına bırakılıyor şimdi eskiden sadaka taşı Yani o yiyecek içeceğin fiyatı kadar öyle tabii diyeyim, yanlış telaffuz şey etti. yapmayalım onun Ederi kadar Hı -hı. E, alınıyor Vallahi çok güzel bir uygulama Şimdi sadaka taşında eskiden Hı -hı. zaten var ciddi Hı -hı. bir Osmanlı'dan var Osmanlı'da zaten, var mi? böyle bir gelenek ee, olanlar işte oraya para bırakıyor ee, Efendim herkeste geliyor ihtiyacı kadar alıyor, ihtiyacından evet. fazlasını almıyor. Mesela o gün kendisine bir lira mı e, efendim lazım e, ihtiyacı var, e, gidiyor oradan bir lira alıp gidiyor. Hı -hı. Ama orada para var. Evet Yani istediği kadar para var. Ha. Onu cebine indirmiyor. Dikkat edeceksiniz. Orada bir lirayı alıyorsunuz, götürüyorsunuz ihtiyacınız kadar. İhtiyacınızın karşılığı. Biraz önce karşılıklı. yiyecek de asmışlar. Bir öğrenci evet. onu da aldı. Demek ki kantinden tost falan da yapabilir koyabiliyorsun. Koyu, koyuyorlar. E, aslında kantinde de yapılabilir. E, Askıda tost. Askıda ayran ekmek gibi. ya da ayran vesaire ama falan yapılan. Tabii ayrı bir şey. Taşı, evet. Sadaka taşı'nın anlamı çok farklı. Herkes istediği kadar parayı oraya koyabiliyor ama herkes herkes buradan ihtiyacı kadar alabiliyor. Evet, Hepsini ha, alamıyor, istediği görüyoruz. kadar alamıyor. Evet, ihtiyacı neyse onu alacaksın. Yani o gün hakikaten ne ihtiyacın varsa o kadar alıyorsun ki başka ihtiyaçlı olan insanlara da kalsın. Evet, kesinlikle Bunu keşfetmişler. Öyle. En önemli Hep husus bana, olmaz. Olmaz. Bana en önemli hususlarından <laughs> şey özelliklerinden bir tanesi Alanda e, alan da kimse görmüyor. Yani gidiyor evet. alıyor götürüyor. Veren de kimse e, görmüyor. Alan el veren elden e, ya da veren el alan elden üstündür, üstündür deriz tabii, ya. Tabii. Ama bir de tabi işte dikkat direkt götürüp vermek lazım. bazılarda. da Efendim istemiyorlar yani bir, bir istekleri hmm. yok arzular yok Allah razı olsun diyor ama böyle yerlerde efendim adam sessiz sedasız gidiyor kimse görmeden ihtiyacını alıp çıkıyor. Bir götürüyor oraya koyuyor müthiş bir şey yani. Evet çok güzel evet. gerçekten de. Evet e, 210 yıllık camide asırlık mukabele geleneği devam ediyor. Bayburt'ta 15 kilometre uzaklıkta olan Konursu Köyü'nde asırlık mukabele geleneği köy halkı tarafından yaşatılıyor. Evet köy halkı tarafından böyle şimdi, bir şeylerin yaşatılması tabii, isteyerek o çok güzel bir şey ve yeni nesile öğretiliyordur. Tabi orada öğretiliyor yani. tabi hocalar aynı zamanda üretiliyor orada Kur'an-ı Kerim hatmediliyor. E şimdi burada yeni hatmedenler de takip ediyor daha iyi öğrenmek adına şimdi biz hepimiz Ramazan-ı Şerif geldiği zaman ne yapıyoruz? Ya bir hatme indirsek, bir hatim Tabii. okusak, değil mi? Aynı. Böyle efendim insanların içinde bir okte kalıyor. Ya ben de okusaydım ya da okudum, bir okuyayım, şey yapayım, bir hatim indireyim, iki hatim indireyim diyenler. Çok oluyor ama dünya telaşı, evet. günlük telaş, koşuşturma bazen bize unutturuyor. Burası bu arada hatırlatalım bu, Ulu cami daha önce vermiştik çivisiz yapılan. Cami. Cami, Hiçbir çivi kullanılmadan Tabii, inşa edilen. Ağaçlar iç içe yani o, o ana şeylerini oluşturan Aynen. o ağaçlar var ya çok önemli. Çam ağaçları ya da farklı güçlü ağaçlar var. Onlar iç içe geçiriliyor ve çivi yok. E, şey var yalnız eee kıymık dediğimiz hmm. odundan hmm, e, çiviler olabilir, evet. var. Şimdi insanlar o, o koşuşturmayla Kur'an-ı Kerim'i e, hatim indirmiyor olabilirler, takip Ama etmeyebilirler. Burada, burada şimdi birlikte, bir sistem var. Tabii. Sistematik bir durum Aynen. var. Hoca diyor ki öğleden sonra gelin herkes bir saat efendim burada Kur'an-ı evet. Kerim okuyoruz. Mukabeleyi dinleyin. Siz de hatimi indirin. Herkesin elinde, kucağında bir Kur'an-ı Kerim. Takip ediyor. Hoca ya da birileri falan okuyor, o da takip ediyor. Bir saat kadar sürüyor, sürmüyor. Ondan sonra insanlar işine devam ediyor. Böyle de bir durum var. Harika. Evet. Güzel. <gülüyor> Sistemleştirmişler. <gülüyor> Sistemleştirmişler. Çünkü insan koşuşturuyor. Çünkü unutuyor, o gün de okumamış toplanan oluyor. Insanlar var diyor ki, hanımefendiler. tabii, tabii hanımefendi. hanımlar, bu gece genelde. ben de toplanalım. Öteki tabii. diyor ki yarın tabii. gece ben de yine böyle 10 kişi, 15 kişi toplansa, o bile o kadar ya. Güzel beş kişi, 10 kişi evet. de olabilir böyle kafalarda leçekler efendim, o yaşmaklar evet. falan oturuyorlar, Kur'an-ı Kerim dinliyorlar, aynı zamanda Hatim indiriyorlar. Evet efendim. Evet. Bu ilçede yaş, yaşayan yaşlıların yüzü gülüyor. Kırıkkale'nin Yaşyan ilçesine bağlı köylerde yaşayan yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların evleri belediye ekipleri tarafından boyanıp ihtiyaçları gideriliyor. Evi tadilattan geçirilen 89 yaşındaki Fevziye Nine'nin de yüzü güldü. Ya. Şimdi Hakikaten evet. çok, çok kötü evlerde kalmasınlar, evet. bir tamir Sağlık etsinler. Sağlık açısından da iyi değil. Evet için. elden geçiyor. Şimdi kardan kıştan çıktık, yağmurlar yağıyor. O damlalar efendim çatıları da bozuyor. Hele toprak damsa şimdi bile yapıyor rutubet ev. yapıyor. Rutubet demek zaten yani, hastalık romatizma hastalıklarına davetiye demek. Yahu onu bırakın mobilya alıyorsunuz eve 3-5 sene sonra diyorsunuz ki efendim ya çok oldu hatta bazıları yıllık değiştiriyor. Evet, Mevsimlik evet. değiştirenler var da e şimdi bu evler eski evet, evler evet. tabii önceden yapılmış evler atadan babadan kalmış. Ömürler buradan geçmiş. Nerede akıyor, nerede efendim damlıyor, nerede bir şey sıkıntı varsa bir elden de geçiriliyor. Sonra boya çok güzel. Mesela dikkat edin biz Taksim'den aşağıya inerken ne diyorlar? Tarlabaşı mı diyoruz? Tarlabaşına tarla inerken ya o sağda çok kötü görüntüler vardı Evet. Sonra orada efendim dönüştürüldü de. Evet, evet, evet. olmayan eski binalar da çok güzel bir boya boya yapıldı. içinde insanlar yaşıyor. Öyle güzel bir şekilde bir boya vuruldu. Pırıl pırıl oldu. Turizm kenti, Taksim çok önemli. İnsanlar oralarda dolaşıyor. Şimdi bu boya bu apartmanın birçok kusurunu örtecek. Evet. Hani derler ya, Fırı e, gibi. Ha, evi güzelleştirecek. Uzaktan böyle insanlar güzel bakacaklar. Bir dirhem et bin kusuru örtermiş. Derler ya efendim. Bazıları da inatla <laughs> evet. o dirhem et <laughs> Efendim bu boya da bu kusurları örtüyor. Daha ha. güzel oluyor. Hoş ya. Estetik oluyor. İnsanın gözüne güzel görünüyor. Bitmiş hali var mı acaba? Çok merak ettim. Hani hep aynı şey Başlangıç kaldı. evet. baş, Yani bir Yokmuş. başlangıç hareketli bir şekilde evet. devam ediyor. Evet, evet güzel. Ege ben. Hakikaten öyle. Evet birçok hastalığa deva olan bu otun kilosu bin liradan yok satıyor. Batman'ın Sason ilçesinde yüksek dağlarda yetişen ve birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen Zuzubak otu kilosu bin liradan adeta yok satıyor. Ne otu? Zuzu bak otu, enteresan ay, ay, değil mi? Ba ilk defa gördüm ya. Yani. Her ne iş? yerde yetişmiyor, He. yüksek kesim ve taşlı alanlarda. Ha bakın görüntüsü geldi. Allah. E, kilosu bin lira civarıymış, çok güzel bir kokusu varmış. Yemeğe katılınca da e, yemeğin kokusu çok Aa. güzel. Bir ayda yetişiyormuş. Kaya maşallah. Kaya tuzuyla dövülerek uf ufaltılıp yemeklerde bahar olarak da baharat, baharat olarak tüketiliyor. Çok şifalı bir bitkiymiş. Evet. Değişik ben ilk Gerçekten defa gördüm. Gerçekten öyle. Ben de ilk defa duydum. Kokusu da güzel. Demek ki böyle bir parça alsan o, ne kadar olur ki? 100 lira e, mı olur? E o kadar Aa, olur. Yemeğe çok... katacaksınız böyle. Ka evet. O yemekteki o koku ne güzel olur değil mi? Evet. Harika bir şey olur. İştah açıcı gibi. Vallahi e, yani kekikten şeye kadar aslında e, ben bunları yemekte kullanmak lazım. Bilhassa çorbalarda var evet. ya müthiş olur. Efendim e, çok güzel, e, hoş. Bakın. Koklayan, <laughs> gül kokar gibi. Muhammedi Gül'ünü kokar gibi kokuyorlar, kokluyorlar. Vay 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 vay. Allah Allah bildiğimiz ot gibi ya. Evet. Valla yani çayır çimen. Ama mesela Ege'de de böyle çok güzel otlar var. Evet. İşte e, ay unuttum şu anda. Ay hiç çok sormayın. Değişik otlar var ve çok pahalı. Hani dağlardan böyle çok zor yetiştirilen, hmm. toplanan. Öyle güzel otlar var ki ben Ege'de otlara alıştım ama ne otlar onlarca çeşit ama bostanda, bahçede de yetiştiriliyor. Dediğiniz gibi dağda dağlarda da yetişen otlar var. Yani Ege'de her sofrada belki et vardır ama çok miktarda ot da e, var. İşte, var. Turpotu, civez otu, otu ebegümeci, vay, 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 vay. bir tane böyle değişik yemeklerde kullanılıyor. Hmm. Çok değişik otlar var. Tabii. E, hem yemeği yapılıyor. yemeği yapılıyor, salatası yapılıyor. Ha, ha. E, ben çok seviyorum. Evet, evet. ülkemiz zengin bu açıdan. Hakikaten güzel. Peki efendim. Evet e, Atabeyciğim, şimdi ilk bölümümüzün sonuna geldik. Sonuna geldik, geldik mi? E, evet. Ne yazık ki. Evet. Ben yorumlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. İkinci bölümde Doktor Ahmet Özyazgan kök hücreyi anlatacak. Şimdi kök hücre kullanılmaya artık yapılmaya başlandı Tabii. İstanbul'da ülkemizde de Tabii. cilde de uygulanılıyor, güzellik için de uygulanılıyor. Aynı zamanda sağlık için mesela dizlerde de kullanılıyor. Evet. O yüzden önemli bir program. Doktorumuzun anlattığı çok önemli hususlar var lütfen. Lütfen kaçırmayın. kaçırmayın. Ama ben kendimle memnunum. Ha. Vallahi ben e, kimin kızından çirkinim diyorum. Öyle telaş da etmemek lazım. Ve fakat bu yöntemleri de kaçırmamak evet, lazım ciddi de, bir, bir, kulağınızın bir şekilde. Bir kenarında kalsın evet. iyi olur. Ya, ya, da ya kesinlikle kullanmak lazım. Hatta hücum etmek lazım. Ama ben böyle daha karizmayım Bu benim şahsi şeyim efendim. Ben e, yani kendime dokundurmayacağım. Hoca benim hemşerim ha. Öyle söyleme sen mutlaka geleceksin demişti evet. bana. Hoca işlerini işlerin rast gelsin. güzel olsun. Bence kaçırmamak lazım bu yöntemi. Evet. Bu yöntem çok güzel çünkü kanırtmıyor, acıtmıyor. Teşekkür evet, ediyorum tekrar. Teşekkür evet efendim. Önce reklamlar. Reklamların ardından Doktor Ahmet Öz Yazgan kök hücreyi anlatacak.